Evet, Nur'un dikiş evinde. Bugün de sizlere bu videomda bir önceki videolarımda dar gelen kıyafetinizi nasıl genişletebileceğinizin tarifini vermiştim. Bugün de tam tersini yapalım. Hadi. Siz zayıfladınız, kıyafetiniz çok güzel. Elinizdeki kıyafeti kullanmak istiyorsunuz ama üzerinize bol geliyor. Ne yapabilirim? Bakın, şimdi şu an elimde benim bitmiş dikimli kıyafetim. Siz de böyle kıyafetinizi dikmiş olduğunuz elinizde kullanmadığınız kıyafetinizi atmak yerine ben zayıfladım. Daha kıyafetleri küçük kıyafetler alayım üstüme diyeceğinizi evinizdeki kıyafeti bakın alıyorum. Hemen kıyafetimi tersini çeviriyorum ve nasıl daraltılacağını sizlere göstermek istiyorum. Normalde kıyafetlerimizi yandan bakın yanlardan daraltma imkanı vardır. Ama bunu daha hoş bir şekilde hem kıyafetinizin üzerinde daha farklılık yaratmak için, değişiklik yapabilmek için ilk vereceğim tarif. Bakın arka kısımda hemen şöyle ölçünüzü ayarlıyorsunuz. Ölçümüzü buna kısa bir videolarla Instagram adresime de attım. İster birer tane bakın birer tane 10 santimden içeriye girdim. Şöyle omuzumdan da ölçüyorum. Tam omzumun denk gelen yerinden. Hemen iğneledim. Bunu ister sabunla çizebilirsiniz. İsterseniz iğneleyerek benim şu an yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Hemen iğnelediğim yerleri 10 santim işaretliyorum. Bakın. Eğer çok aşırı değil yapacağınız şey hemen şöyle araya arka kısmınıza bir pens atabilirsiniz. Bu penslerin boylarını şöyle tekrar iğneledikten sonra boy kısmının da tarifimi veriyorum. Bakın o işaretlediğim yeri bırakıyorum. İğneyi ellemiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle 30 santim veya 20 santim. Bakın arkada kullanacağız. 25 santim hiç fark etmez. Ben bunu 25 santimden ayarlıyorum. 25 santim. Bakın 25 santim kola doğru. Tam kol altının oradan başladım. Şu şekilde iki tane tekrar ondan sonraki pensimin arasına da 5 santim veriyorum. Bakın 5 santim. Hemen o aralıkla da 5 santim aynı boy aynı hiza olması için bir öncekini hangi boyda yaptıysanız pensinizi aynı boyda bakın aynı boyda şöyle topluyorum. İğneyi yaptığınız yeri hiç ellemiyorsunuz tam alt kısmından çünkü iğneyi yaptığınız yer işaretlediğiniz yer olacak. Bakın şöyle evet şöyle topluyorum ve eğer ki bol gelen bir kıyafetiniz varsa hem arka kısmında bu şekilde pensleri yaparak dikimini de bir önce Instagram ve Facebook adreslerinde de bunu gösterdim. Şimdi video olarak da YouTube kanalıma da atmak istedim. Şöyle işaretliyorum. Bakın iğnelediğim yerleri iyi takip edin. Buraları bitiş yeri olacak. Pens yaparken dikişi ip incecik bir şekilde bakın şu kısımdan başlıyorsunuz. Hafif yana doğru kaydırarak yani iç kısma doğru kaydırdıktan sonra hafif de bitiş yerine uç kısmına doğru penslerimizin bitme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki yapılan bir arka kısımda yani bir bolluğu gidermek. Bu işlevi ön kısımda da aynı pensleri önde de yaparak bu büyüklüğü giderebilirsiniz. Evet, şimdi iğnelenmiş bir şekilde arkaya çeviriyorum dikmeden. Dikilmiş haliyle de göstereceğim sizlere. Bakın şöyle çeviriyorum. Kollarımızı çıkaralım. Rahat bir şekilde görünmesi için. Bakın gördüğünüz gibi arkada hem bir toplama hem de bu şekilde kıyafetinizin arkasına çok farklı bir
değişiklik yaparak hem kıyafetinizi yenilemiş olabilirsiniz. Şöyle ekrana tam olarak göstereyim. Ve dikilmiş haliyle de bir pensi tekrar gösteriyorum. Evet, şimdi bakın burası şu anda iğnelenmiş bir şekilde. Kıyafetimin, farklı bir kıyafetimin arkasında şu an dikilmiş halini gösteriyorum. Bakın dikildiği zaman da iğneyi uçtan başladığınızda arıya doğru girip ve iğneyi bitirdiğinizde bu şekilde ütüyü yaptığımızda, yani pensimizin şu an iğneli hali ve dikilmiş hali. Arkasına tekrar çeviriyorum. Dikilmiş halini de göstermek için. Bunu her türlü isterseniz normal kıyafetlerinizde de, yani dikim aşamasındaki kıyafetlerinizde de yapabilirsiniz. Evet bakın. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle tekrar yatırıyorum. Bakın iğneyi, makinanızı en uçtan başlıyorsunuz, en uca kadar bitiriyorsunuz. İçeriye doğru giriş yaptığınızda daralma işlemi bu şekilde oluşuyor. Bu şekilde arkada pensleri yapabilirsiniz ve kıyafetinizi bu şekilde hem yenilemiş hem de bol gelen kıyafetinizi üstünüze tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Bugün de sizlere bol gelen kıyafetinizi evde nasıl değerlendirebilirsiniz? Nur'un Dikiş Evi'nde sizlere bunu izah etmeye çalıştım. Instagram ve Facebook adreslerimden de beni takip edip istediğiniz soruları sorabilir, bana ulaşabilirsiniz. Beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın.